örtülmesidir. E, bu yapılan sürekli olarak e, öneriler Afgan yani Taliban yönetimine dedi Ahmet Erozan. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi bir taraftan Say'a bağlanacağız ama Barış başlar mısın lütfen? Boğaziçi'nde ne düşünüyorsun? Önce kendi fikirlerini sor sonra da James ile konuşmaya başlayalım. Yani şöyle e, Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönettiği gibi bütün kurumları yönettiği gibi her yeri yönettiği gibi işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yönetmeye karar vermiş ee, ve bu Boğaziçi Üniversitesi'nde dur rektör benim dışarıdan getirdiğim işte önce Melih Bulu olsun dedi olmadı aylarca uğraştılar olmadı ve yine aslında hala e, bir yerde hata yapıyorum diye düşünmemiş olacak ki yetmedi. O zaman ben Boğaziçi Üniversitesi'ni Boğaziçi olmaktan, Üniversitesi olmaktan çıkarayım fikrine vararak üniversite biliyorsun Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi açılıp onun üzerinden bir kadrolaşma yani ee, ne diyeyim? Boğaziçi Üniversitesi'ne ne bir Boğaziçi Üniversitesi doğurdu Nasrettin Hoca hikayesindeki gibi yeni He. bir şey yapma. Bu da olmadı. Bu sefer bir gecede yine aynı yöntemlerle rektörü değiştirip yerine başka bir rektör getirme ama insanların istemediği rektör yine olmadı. Bugün işte Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemler devam ediyor. İnsanlar Cumhurbaşkanı'nın yeni getirmiş olduğu rektör Naci İnci'yi, yani bir önceki vekil olan ve sonra bir süre vekaleten atadığı Naci İnci'yi, üniversite bileşenleri şu görüş bu görüşten çok Boğaziçi'ni temsil etmediği için reddediyorlar ve eylemlerini akademisyenler devam ediyorlar. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde mi gülüyorlar? Bu olaylar devam ediyor. Keşke burada Naci inci mi, Melih Bulu mu, şu mu bu mu diye tartışılacağına bu yönetme sisteminin kendisi tartışılsa evet. ve hatanın aslında buradan kaynaklı olduğu görülse ne iyi olur diye düşünüyorum. Şu aslında bu kadar baskı ortamında 234 gündür öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler direniyorlar. Yani herhalde ki son yılların en büyük direnme hareketi hakikaten inanılmaz bir şekilde. Kimi zaman gündemde olmuyorlar ya da gündemden düşüyorlar, unutuluyorlar, o kadar ön planda görünmüyorlar ama onlar direniyorlar. Sırtlarını dönüyorlar ve direniyorlar. Cem Say bizimle birlikte. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi ama bir özelliği daha var Cem Say'ın. Aynı zamanda rektör adayıydı. Cem Bey hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, iyi geceler. Önce e, e, görüyorsunuz görüntülerimizde de alkışlayarak sırtını dönen öğretim üyeleri, akademisyenler ve e, sizlere destek veren, akademik kadroya destek veren öğrenciler. Her görüşten, her yaşam biçiminden, hem her ekonomik e, kesimden, her e, etnik kimlikten ya da farklı e, siyasi ideolojiden fark etmiyor. Boğaziçi Üniversiteliler ve birlikteler ve bir dayanışma sergiliyorlar. Şimdi Cem Say şöyle diyebilir seyreden seyircilerimiz e, ya da sosyal medyada bazen görüyorum. Canım bunlar da hiçbir şey beğenmiyorlar. Onu getirdik, getirdiler ve yine bunu da ben. Bunlar da herhalde kendileri çok meraklılar. Yeni tabiriyle o koltuğa çökmeye. Çok mu meraklısınız rektör olmaya aday oldunuz? Ve de itirazınız neye? Hani kaçıran seyircilerimiz için soruyoruz. Sonra Emin e, size sorularıyla devam edecek. Buyurun. E, yani çok çok meraklı değildim ama e, üniversitemizde büyük bir problem yaşanıyor biliyorsunuz. E, Melih Bulu'nun ortadan kaybolmasıyla da e, tekrardan bir e, süreç başladı. YÖK ilan verdi e, rektör olmak isteyenler işte şuraya başvursunlar diye bir tane komik e, formları var onların. Bu formu doldursunlar, e, bize e-postayla yollasınlar diye e, bir ilan verdiler. E, ve de... E, bu problemin çözülmesi lazım artık. Çünkü yani bu çok yorucu bir şey. Yani bir bin türlü işimiz var, araştırmamız var, ee, öğrenciler işte eğitim var, varolu var. Yani ee, ama bir yandan da Türkiye'ye e, anayasadaki bir hükmün e, üniversitenin özerk olduğuna dair anayasanın 130. maddesinde yazan şeyin e, hatırlatılması görevi bizim üstümüze düştü. E, üniversiteler bizim anayasamıza göre özel e özel bir kurumunda tepesine e, onun istemediğini yüzde 95 oyla e, hocalarının e, belirlemiş olduğu bir kişiyi atamamanız gerekir. E, i̇şte bu yüzden ben ve e, birçok aday aslında Boğaziçi Üniversitesi'nden e, 19 kişi e, adaylığını duyurdu üniversite kamuoyuna, e, Naci İnci de dahil olmak üzere. Ee, ve e, hocalarımız e, bir e, güven oynaması düzenlediler. Yani daha bu atama olmadan önce e, bu kişilerin hangilerine biz güveniyoruz, hangilerine güvenmiyoruz diye. E, Naci Bey yüzde 95'te rekor kırdı güvensizlik konusunda. E, biz 17 kişi de aralarında benim de dahil olduğum 17 hiç birbirine benzemeyen işte dünya görüşü, bilimsel işte araştırma alanı falan açısından hiç birbirine benzemeyen 17 tane Boğaziçi hocası da sanıyorum. Onlar da benim gibi artık bu problem bir şekilde çözülsün diye hani bence fedakarca duygularla ileri çıkmış durumdaydı hepsi. Ee, biz de 3'te 2'den yüksek oranda güven oyu aldık. Zaten o yüzden başvurduk YÖK'e. ki. Ee, niyetimiz buydu yani çok koltuk e, meraklısı değildik. Zaten benim atanmam e, tahmin edersiniz e, hani işte dünyaya e, bir e, kuyruklu yıldız çarpmasıyla aynı ihtimal. Neyse e, <laughs> ama e, sonuçta e, sonuçta şöyle oldu. Yani bu işin bir prosedürü var mı yok mu onu görmüş olduk. Ee, Ama varmış hocam, eski, ilana çıkılıyor işte. İlana hakikaten çıkıldı. Yani ilan çok güzel bir ilandı. Oradan tıklıyorsunuz, oradan form çıkıyor. O, o formu doldurduk. Ne oldu anlatayım mı size formu? Ee, formu doldurduk, YÖK'ten ee, telefon geldi. Siz e, soyadınızın bütün harflerini büyük harfle yazmamışsınız. Sadece ilk harfini büyük harfle <laughs> <yere> yazdınız. Ee, <laughs> Bu olmaz yani. Ya yok işi ciddi tuttu yani. Şimdi haklarını <laughs> vermek lazım. Maaşlarını hak eden gerçekten bir kurum halkı belli ortada. Ee, bir an heyecanlandınız zaten... mı hocam acaba benim atadılar diye YÖK'ten telefon gelince? <laughs> yani tabii ben bekliyorum. <laughs> neyse işte zaten benim soyadım da kısa olduğundan kolayca değiştirip yolladık. Neyse İzahı evet. olmayan şeyin mizahı olur bir çocuğum <laughs> yani gerçekten. Şöyle bir şey var yalnız yani sürecin ciddiyetini anlamak açısından bu önemli bence. Ee, i̇şte 2016'dan ta 1992'den beri biliyorsunuz Türkiye'de bir e, anayasaya biraz daha uygun bir sistem vardı. En azından üniversite bir oylama yapıyordu. İşte biz bu kişileri bu sırayla isteriz diye bir sıralama çıkıyordu. O yok'e gidiyordu. Yok bu adayları, üniversitelerin gönderdiği adayları mülakata çağırıyordu falan. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanı'nda bitiyordu olay. E, duyduğumuz kadarıyla bu Melih Bulun'un atandığı 2020 sonundaki süreçte de aynı şey olmuş. Gizli kapaklı şimdi yeni sistem. Yani kimin başvurduğu eğer kendisi açıklamazsa bilinemiyor ama sonradan biz duyduk ki işte Melih Bulu dahil, e, Naci İnci de adaylığını o zaman da koymuş o dahil. eee ee, ve bizim bir önceki rektörümüz olan Mehmet Özkan ki bir tek o kendisi açıklamıştı ben yine aday oluyorum arkadaşlar diye o medeni cesareti nezaketi göstermişti neyse bütün adaylar e, YÖK'e yine mülakata çağrılmış yani mülakat diye bir olay varmış neyse biz de mülakata çağrılırız herhalde diye düşünüyorduk yani ben hazırlamıştım yani YÖK'e ne diyeceğimi gayet e, iyi bir konuşma hazırlamıştım kendilerine Ondan sonra ne oldu? Bir gece yarısı e, resmi gazetede hiç mülakat falan da olmadan e, Naci Bey'in atandığını duyduk. Yani o da çıktı aradan. Yani Yök'ün buradaki e, dahli e, soyadınızı büyük harfle yazmamışsınız e, demekten e, ibaret bir e, postacılık görevi olmuş anladığım kadarıyla. Emin ve Barış ondan sonra teşekkür edeceğiz. E, hocam biraz konuyu başka bir yere bir taşıyabilir miyim? Bu e, Boğaziçi meselesi tabii bize Boğaziçi meselesi derken yani Melik Bulu meselesi olmadığını gördük bunun. Melik Bulu meselesi değil başka biri daha atansaydı. İşte itirazlarınızı da e, gördük. Demokratik bir üniversite istiyorsunuz. Akademisyenlerin e, kendi e, akademisyenlerin ve bileşenlerin seçtiği bir yönetim istiyorsunuz. Bunları bir tarafa koyarak ben biraz önce konuştuğumuz çok önemli bir konuya e, daha Aracılık etmiş olduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki nedir Laiklik meselesi lehlik meselesinde gerçekten dramatik bir şeye yol açtı bence Türkiye açısından tarih yazıldığında ileride bu da bir kenara düşülecek bir not Türkiye'de herhalde Adalet Bakanlığı ya da devletin resmi bir organ veya daha doğrusu şöyle diyeyim bir bakanlık düzeyinde bir şey ilk kez dini şeriata atıf yaptı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bizim anayasal hakkımız dediler ve bireysel başvuruda bulundular. Ve Adalet Bakanlığı bir yazı göndererek e, anayasa mahkemesine e, dini